Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Dördüncü haftadayız falan demeden önce arkadaşlar, bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Enişten dileklerimle Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. İnşallah seneye iki bayramda üniversiteli olursun. Ve üniversiteye gidebilirsin. Bu pandemi mandemi şartları falan ortadan kalkar böyle. Üniversiteye gidersin seneye iki bayramda diye ben duam ediyorum bu bayram sana. Dördüncü haftamızdayız ve sevgili arkadaşlarım OBEP, OKEK konusundayız. Daha dün böyle temel kavramlar falan işliyorduk. Artık OBEP, OKEK işliyoruz. Zaman hızlı ilerliyor. Dördüncü haftayı da bitireceğiz sevgili gençler. Beşinci haftada izleyeceğiz bir dahaki haftaya. Sonra bir gelmiş, bir gün gelmiş olacak ve diyeceğiz ki kamp bitti arkadaşlar. Problemler kampına başlıyoruz. O bitecek arkadaşlar. Hatta belki o bitmeden AYT kampına başlıyoruz diyeceğiz. Sonra gün gelecek, hadi arkadaşlar deneme çözmeye başlıyoruz. Gün gelecek ve diyeceğiz ki sınava girmeden önce mutlaka çözülmesi gereken sorular diye videolar gelmiş olacak. O yüzden arkadaşlar zamanın kıymetini bilin ve ona göre çalışın diyorum ben size. Konumuz OBEP OKEK. Açılımlarını biliyorsunuzdur. Ortak bölenlerin en büyüğü, ortak katların en küçüğü. Buna bazı kaynaklarda, bazen ben de diyorum çünkü, EBOB ve EKOK biçiminde de sevgili gençler bunu kullanıyoruz. Burada da zaten mesela en büyük ortak bölen derken de EBOB olarak kullanmışım. Başlıkta da OBEP OKEK. Dediğim gibi OBEP'de, EBOB'da, EKOK'da, OKEK'de aynı şey, haberin olsun. Şimdi biraz konumuza bakalım. İki ya da daha fazla sayma sayının her birini, sayma sayısının her birini tam bölen en büyük sayma sayısına, bu iki sayının en büyük ortak böleni, yani EBOB'u diyoruz. İki ya da daha fazla sayma sayısının hepsinin pozitif bir tam katı olan en küçük sayma sayısına da bu sayıların en küçük ortak katı diyoruz. Şimdi örnek olarak şurada sevgili gençler 24, 36, 42'nin üçlü verdik. Hatta önce ikili bir örnek yapalım seninle beraber. Mesela diyelim ki 15 ve 12'yi kullanalım. 15 ve 12'nin EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Birkaç yöntemle de gösterebiliriz bunu. 15 ve 12'nin önce EBOB'unu bulalım. 15 ve 12'den en küçük asalla başlıyorsunuz. 2 bölünmüyorsa 3'e geçersiniz ama burada bölünen var. 15 2'ye bölünmediği için tekrardan 15 yazıyorsunuz ve 12 2'ye bölündü, 6 kaldı. Tekrar 2 yazdım. Daha sonrasında yine bölünmedi 15 ama burası bölündü 3. Artık ikisi de 2'ye bölünmüyor. 2'den sonraki asal hangisi? 3. 3'e böldük, ikisi de bölündü. İkisi de bölünür bölünmez buna bir işaret koyuyorsun. Yani ikisini de bölen sayıya işaret koyuyorsun. Daha sonrasında 5'e böldük, 3'e bölünmüyoruz çünkü artık 1. Bunlar 1 olduktan sonra işaretlediğin senin OBEB'indir ya da EBOB'undur. Yani diyeceksin ki EBOB 15 ile 12, yani 15 ile 12'nin EBOB'u manasına geliyor bu gösterim, 3'tür diyeceksin. Veyahut OKEK'ini bulmak istiyorsan da yine aynı şekilde asal çarpanlarına ikisini aynı anda ayırıyorsun. Ayırdıktan sonra da şurada oluşan bütün sayıları çarpıyorsun. 2 kere 2 4, kere 3 12, 12 kere 5 de 60 yapar. O halde diyorsun ki EKOK 15 ile 12 bunların hepsinin çarpımı olan 60'a eşittir. Şimdi EBOB bu, EKOK da bu. Hocam başka türlü yöntemlerle de bulunabilir demiştiniz. O yöntemleri bize söyleyebilir misiniz dersen tabii ki söylerim. Ben niye varım burada, değil mi? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlarım. 15 dediğimiz sayı asal çarpanlarına ayrıldığı takdirde 3 çarpı 5 olarak yazılır. 12 dediğimiz sayı ise mesela 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 biçiminde yazılır. Şunlarda 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 diyelim. Hatta ve hatta bunu şöyle kenara çekelim. Kenara çektikten sonra da ben şuraya bir 2 üzeri 0 yazmak istiyorum müsaadenizle. Hani 1 neden yazıyorsun hocam? Zaten 1 diyebilirsin ama bir şeyi göstermem lazım. Hatta size de şurada şöyle 5 üzeri 0 da yazalım buraya. O da bir sonuçta, bir şey değiştirmeyecek. Şimdi ikilere bakıyorsunuz. 15 ve 12'nin ikilerine bakıyorsunuz. Hangisinin kuvveti küçük? Şunun değil mi? 2 üzeri 0. O zaman diyorsun ki 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 hangisi küçük? Hocam ikisi de eşit zaten. O zaman onu yazıyorsun. 3 üzeri 1 bir tanesini yazıyorsun yani.
5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0'dan kuvveti küçük olan 5 üzeri 0 olduğu için bir de 5 üzeri 0 yazıyorsun. Bunların hepsini çarparsan 2 üzeri 0 1 zaten. 3 üzeri 1 3. 5 üzeri 0 da 1. 1 çarpı 3 çarpı 1 eşittir 3. Bu bize EBOB'u verir. Ne yaptık? Küçükleri seçtik değil mi? Eğer ki gidip de büyüklerini seçip de çarparsan 2'nin karesi 4. 3 üzeri 1 3. 5 üzeri 1 5. Bunları çarparsan da bu sefer EKOK'u bulmuş olursun. Bak bu şekilde EBOB'u küçükleri seçerek EBOB'u, büyükleri seçerek EKOK'u bulmuş oluyorsun. Anlaştık? Eğer tabii şöyle de bir yöntem var. 15 ile 12 kafadan kestirme bir yolla düşünürsün. Ölen hangi iki hangi sayı bunların ikisini de böler? Ha, 3. Başka da bölen yok zaten. O zaman 3 dersin. Ya da şöyle dersin. 15 ile 12'den İkisini de bölen sayının 3 olduğunu fark ettin ama bu en büyük ortak bölen mi yoksa sadece bir ortak bölen mi? Bunu kestiremedin. O zaman şöyle yaparsın. 15 ve 12 idi yani. Bunu 3 kere 5 yazarsın. Bunu da 3 kere 4 yazarsın. Sen nasıl olsa aralarında asallık falan biliyorsun. Bak şimdi 3'ler ortak zaten dedin. Sonra da diyeceksin ki 5 ve 4 kaldı geri. Bunlar aralarında asal. Başka bir de ortak bölen yok. Madem öyle ortak bölenlerin en küçüğü, pardon, ortak bölenlerin en büyüğü demek ki buymuş diyeceksin, 3'müş diyeceksin. Veyahut bunu biraz daha ileri taşımaya karar verirsek şöyle ki 15 sayısını hangi sayılar böler diye bir düşün. 1 böler, 3 böler, 5 böler, başka bir de 15 böler. Doğru mu? 12 sayısını hangi sayılar böler? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 tam bölüyor. Şimdi bir haricinde bunlardan ortak olup da en küçüğü hangisi? 13. İşte arkadaşlarım EBOB budur diyebilirsin. EKOK'u bu şekilde bulmak istersen, EKOK'u bu şekilde bulmak istersen 15'in katlarını yazarsın. Ne vardır? 15, 30, 45, 60, 75, 90 diye devam eder. 12'nin katlarını yazarsın. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 diye devam eder. Katlarından en küçüğü hangisi ortak olup? En küçüğü 60'tır. İşte buna da en küçük ortak kat deriz. Aslında mantık buradan geliyor. Çok daha basit. En büyük ortak bölen bu. En küçük ortak kat bu. Yani en büyüklerine bakıyorsun. Var mı daha büyüğü? 3'ten daha büyüğü yok. En büyük burada 3 var. Başka bir şey yok. Buraya bakıyorsun. En küçük ortak kat. Daha küçüğü var mı? Ortak olup da, ortak kat olup da ikisini de bölen ve ikisinin de katı yok. O zaman 60 diyeceksin. Bu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz konumuzu bu şekilde anlatmayı seçtik. Böyle başladık. İkili bir örnek gösterdik. Şimdi üçlülerine bir bakalım. 24, 36, 42. Şimdi bunun EBOB'unu bir de EKOK'unu bulalım. Aynı anda bulabiliriz. Üçlü ama diğer yöntemle aynı zaten. 2'ye böldüm. Burası 12, burası 18, burası 21. Hepsini böldü mü 2? Evet böldü. O zaman ne yapıyoruz? İşaret koyuyoruz. Peki. Şimdi tekrar 2 yazdım. 6, 9 böldü, böldü, bölmedi. O zaman bu 2'ye işaret falan koymuyorum. Tekrar 2 yazdım. Burası 3 oldu. Burası 9 bölmedi. Burası 21. Hepsini bölmedi. 2'ye bölünen artık sayı kalmadı. 3 yazıyorum. 1, 3 ve 7. Şimdi bunlardan bir tanesi 1 olduğunda bırakabilirsin. Yani devam etmek zorunda değilsin. Artık EBOB falan yoktur çünkü. Başka bir şey gelmez. Ama şu 3 hepsini böldüğü için bunu unutmayacaksın. İşaretlediklerimizi çarparsak 2 kere 3'ten 6 gelir. Neyimiz? EBOB'umuz. EBOB kaçmış arkadaşlar? Bu 3 sayının EBOB'u 6'ymış. Bunu da şöyle yazarsın bak. EBOB 24, 36, 42 yazarsın. Eşittir 6 dersin. EKOK nedir hocam? EKOK için bunların hepsini devam ettiriyorsun tabii. 3'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1 dersin. Hepsi 1 oldu. Artık bırakıyorsun. Şurada gördüklerinin her birini çarparsan işte o zaman da neyi bulmuş olursun? EKOK'u bulmuş olursun. Ne var? Hepsini çarparsak. Şurası 8, burası 9, 72. 72 kere 7 dersek de sevgili gençler, 490'a 14 eklersek 504 yapar. Bizim EKOK'umuz da budur diyebiliriz. Buna da aynen şu şekilde yazabilirsin. EKOK
24-36-42 diye yazarsan da EKOK'u hesaplamış olursun aynen bu şekilde. Buradakilerin hepsini çarparsan EKOK, işaretlediklerini çarparsan eğer EBOB'u bulursun dedik. Devam. En büyük ortak böleni 12 olan farklı iki pozitif doğal sayının toplamı en az kaç olur diye sormuş. Şimdi mantık yürütme soruları daha fazla karşına çıkar. EBOB'da ve EKOK'ta haberin olsun. Öyle kabaca bir EBOB hesaplayalım, EKOK hesaplayalım diye bir soru çıkmaz. Mantık yürüteceksin sorularda. Dolayısıyla burada da böyle bir soru var. EBOB'u 12 olan farklı iki pozitif doğal sayının toplamı en az kaç olur diye sorulmuş. Şöyle diyeceğiz. İkisi birbirinden farklıymış. Bir kere en küçük ortak katları da 12'ymiş. O zaman sayılardan bir tanesini 12 seçeceksin kardeşim. Şimdi diğerinde 12 seçsen çok güzel olur aslında. Çünkü bunların da EBOB'u 12'dir. Fakat birbirinden de farklı olsun istemiş. Ya o zaman ben 12'yi garanti seçtim bir tanesini. 12'nin hemen ikinci katını seçerim. Yani 24'ü seçersem bunların da EBOB'u 12 olur ve sayılar olabildiğince de küçük olmuş olur. Yani ben gidip de şunu da yapabilirdim. EBOB 12 ile 60. Bunun da EBOB'u 12'dir aslına bakarsan. Ama sayılar büyük. Tamam, birbirinden de farklı. Bu da sağlar ama bana en az diye sormuş. En az diye sorduğu için ben hemen 12 ve 12'nin iki katını seçtim. 3 katını da seçsem yani 12 ile 36'yı da seçsem EBOB yine 12 gelecekti zaten. Ama en küçük sorduğu için 12 ile 24'ü sorduk. Toplamı sorulmuş. 12 ile 24'ü toplarsanız 36 gelir. Cevabınız da bu olur diyebiliriz. Evet, gayet güzel anladığını düşünüyorum. Devam ediyorum. İlk sayfamın sağ üst tarafıyla. EBOB'u 3 olan iki doğal sayının çarpımı 108 ise bu sayıların toplamı maksimum kaçtır diye sorulmuş. En çok kaçtır? Şimdi şöyle. EBOB'u 3 olan iki tane sayımız var bizim. Bu sayılardan bir tanesi P olsun, diğeri de Q olsun. EBOB'ları 3 ise o zaman ben bunu şöyle yazabilirim bak. Birine 3M yazarım. Birini de 3N seçerim. Tamam, birisi 3M olsun, birisi 3N olsun. İkisi de 3'ün katı. Dolayısıyla 3'e bölünebiliyormuş. Ve sevgili gençler ne olması lazım? EBOB eğer 3 ise şu M ile N'nin aralarında asal olması lazım. Sen bunları gayet iyi öğrendin benden. Aralarında asal olması lazım bu M ile N'nin. Ortak bölende bak burada sırıtıyor 3. Tamam, güzel. Bir de bu sayıların çarpımı yani P ile Q'nun çarpımının 108 olduğundan bahsetmiş. Bu sayıları ben az önce birini 3M, birini de 3N seçmedim mi? Seçtin hocam. Bunların çarpımı 108'miş işte. Yani 3 kere 3 kaç yapar? 9. Şu 9, her iki tarafı 9'a böleceğim. 9'a böldüm, bu 9 gitti. Şunu 9'a bölersek de burası 12 gelir. Ve şöyle bir durum var. Buradaki aralarında asal olan M ile N'nin çarpımı 12 olmuş olur. O halde şuraya yazalım. M kere N 12'ymiş ve ne dedik? M ile N aralarında asal olmalı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Birini 1, birini 12 seçebilirim. Evet. Başka 2 ile 6 olmaz, aralarında asal değil. 3 ve 4 aralarında asal. 4'e 3 ve 12'ye 1 diye de seçebilirim. Fakat zaten toplamları sorulduğu için şunun sonucuyla bunun sonucu, bunun sonucuyla bunun sonucu zaten aynı gelecek. Dolayısıyla bunları silebilirim. Güzel. Ya 1'e 12 ya 3'e 4. İkisinden birisi. Peki. M 1 olursa P sayısı 3 olur. Q 12 olursa yani N 12 olursa P sayısı 36 olur. Ve bunların toplamı 39 gelir. Bakalım diğerinden kaç gelecek. 3 olursa 3 kere 3'ten bu 9 gelir. Eşittir demeyelim artık. P 9 olur. Ve Q da N 4 olursa 3 kere 4'ten 12 gelir. 12 ile 9'un toplamı da 21 yapar. Hangisi daha büyük? 21 mi 39 mu? 39, o zaman cevabımız 39'dur diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Demek ki bir sayımız 3'müş, diğeri 36'ymış. Çarpımları 108, EBOB'ları da ya da OBEB'leri de 3'müş. Şimdi ben şu kısmı sileceğim. Diyor ki EKOK'u 240 olan 3 farklı doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Ama EKOK'u 240 olan, ona dikkat edeceğim. Ve 3 tane farklı doğal sayı seçmemiz gerekiyor bu sefer. Şimdi EKOK'u 240'sa diye başlayacağız cümleye. Ve daha sonra bir de toplamı maksimum kaç olabilir diyor ya. Bunda da az önce yaptığımız mantık vardı ya, şuradaki mantık. Hemen bir tanesini 12 seçtim. Bak EBOB'u 12 ise en az kaç olur diye sormuştu. EKOK'u 240'sa en çok kaç olur diye sordu. Hemen bir tanesini 240 seçeceğim.
Diğer sayımızı hemen bunu ikiye böleceksin. Bölünebiliyorsa ki bölünüyor, şanslıyız. 120. Diğer sayımız da bunun ikiye bölünmüş hali falan değil. Bunu ikiye bölerek 120 elde ettik ya. Ha, bunu ikiye bölsen de olur aslında. Yani ikiye böl bunu, ne gelir? 60. Bunları da seçebilirsin ama maksimum olmaz. Niye biliyor musun? 240'ı 2'ye bölerek bunu elde ettin. 240'ı bir de 3'e bölsen mis gibi 80 çıkacakken sen gittin 60'ı buldun, değil mi? Arkadaşım 240, 120 ve 80. 2'ye böldün, 3'e böldün. Bir tane daha sormuş olsaydı 4'e bölüp 60 diyebilirdim bak o zaman. Tamam, ama 3 taneymiş. Ekokları da 240'mış. En çok kaçtır bunların toplamı diye soruluyordu. Dolayısıyla sayıları maksimum seçmeye çalıştık. Bir tanesi kendisi olsun dedik, 240. Diğeri bunun 2'ye bölünmüş hali. Diğeri bunun 3'e bölünmüş halidir dedim. Ve bunların toplamı istenmişti bizden. Ben bunları toplarsam eğer cevap 440 gelir diyebiliriz. Güzel. Bu tarz soruların çözümünü öğrenmen iyi. Çünkü bu argümanları kullanarak daha karışık sorular da çözeceksin ileride. Ama bunları iyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi bir notumuz var. A ve B sayma sayılarının çarpımı aynı zamanda bu sayıların ebok ve ekoklarının da çarpımına eşittir arkadaşım. Nasıl yani? Mesela şöyle. Az önce ben burada hangi iki sayının ebobunu bulmuştum size? 15 ile 12'nin. Hadi gelin 15 kere 12 kaç yapıyormuş bir hesaplayalım. 15 ile 12'yi çarparsanız arkadaşlar 180 bulursunuz. Bak, 180'i aklında tut. Peki bu 15 ile 12'nin ebobu kaçtı? Hocam 3. Peki bunların ekoku kaçtı? Bak 3. Ekoku kaçtı? 60. Peki 3 kere 60 kaç yapar? 180. Etti mi buradaki 180? Aynen. Demek ki herhangi iki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı aslında o sayıların çarpımına eşittir de diyebiliriz. Aynen buradaki notumuzda verdiğimiz gibi. Mesela şurada bir sayı daha bulmuştuk. Nerede o? Yani onu bulmadık. Tamam. Olayı anladın sen. Ebob, ekok. 6 ile 21'in ebobu x, ekoku da y imiş. Bana x ile y'nin çarpımını, yani ebobla ekokun çarpımını sormuş aslına bakarsan. Peki ben bu ebobla ekokun çarpımını, aslında sayıların çarpımı olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman bu x kere y aynı zamanda 6 kere 21'in ta kendisidir. Yani cevap 126'dır diyebiliriz sevgili gençler. Bunun sebebini de yukarıdaki not olduğunu mutlaka ama mutlaka belirt. Bundan kaynaklı bunu yaptık diye de belirt kağıdına. Tamam. Evet, devam. İkinci sayfamızda. Ardışık iki sayının, ardışık iki sayı. Ardışık, hemen ardışık iki tane sayı düşün bak. 24 ile 25, 7 ile 8, 100 ile 101, 2 ile 3, 5 ile 6. Tamam. Diyor ki ebobu ile ekokunun toplamı 73 olduğuna göre bu sayıların toplamı. Şimdi biraz düşünelim. Arkadaşım, 24 ile 25, bunlar aralarında asal değil miydi? Evet. 7, 8, 100, 101, 2, 3, 5, 6. Hocam ardışık sayıların her biri zaten aralarında asaldı. Doğru mu? Doğru. Çünkü aralarında bir fark olanlar ardışık oluyordu. Ardışık sayılar da aralarında asal oluyorlardı. Ardışık iki sayı. Şimdi aralarında asallarsa eğer, bunların tek bir tane böleni vardır. O da 1. Bir tane böleni varsa, şöyle bir soru sorsam ben size. Bir tane böleni var, o da 1. Şimdi söyleyin bakayım bana. Bunun en büyük böleni kaçtır? En büyük ortak böleni nedir? Zaten sadece bir tane vardı. O zaman en büyüğü de 1'dir. En küçüğü de 1'dir. Yani negatifleri saymazsak. Madem öyle, bunların ebobları her zaman 1 oluyor. Peki bunların ekokları ne olacak? Şimdi mesela 5 ile 6'nın ebobu 1. 5 kere 6 aynı zamanda bu sayıların eboblarıyla ekoklarının da çarpımı olması lazım. Eboblarının 1 olması gerektiğini yarım saat düşündük, bulduk. Güzel de ekokları kaç olacak? 5 kere 6 kaç? 30. Demek ki ekokları da 30, yani bunların çarpımına eşit olacak. O zaman o halde şu kısma hemen, veya üst kısma, şurada bir boşluk var ya, bu kısma mutlaka bir not yazın. O notta şunu söyleyeceksiniz. Aralarında asal iki sayının mutlaka ama mutlaka ebobları birdir. Ekokları da o sayıların çarpımıdır. Birine x, birine y dersek, bu x ile y aralarında asal iki sayı ebobları mutlaka birdir. Ekokları da çarpımıdır. Şimdi o halde bu soru gayet basit bir hal almaya başladı artık.
basit bir hale aldıktan sonra da çözümünü rahat yaparız. O halde EBOB'ları kaçtı? 1. EKOK'ları da o iki sayının çarpımıydı. Ben bu iki sayıya x ile y diyeyim. O zaman EKOK'ları da x ile x kere y olur. Ve bunların toplamı 73'müş. Kardeşim at bunu bu tarafa. X çarpı y ne olur? 72 olur. Şimdi aralarında asal, pardon özür diliyorum, ardışık olup da, bak bunlar ardışık, ardışık olup da çarpımları 72 olan hangi sayı var? 8 kere 9 72. Güzel. Diyor ki bu iki sayının toplamı kaçtır? 8 ile 9'u topla demiş bize. Kaçtır bunların toplamı? 17. O zaman cevap da 17. Anlaştık. A sayma sayısı olmak üzere. A ile A artı 1'in ekokuna A eklediğimiz takdirde 48 oluyormuş. A kaçtır diye soruyor. Yahu A ile A artı 1 aralarında bir fark yok mu? Evet. Aralarında bir fark olan iki sayının ekoku bunların çarpımı değil miydi? Evet, o zaman A kere A artı 1'dir bu ekok dediğimiz şey. Ben bunun üzerine bir de A ekleyince bu 48 oluyormuş. Yani A parantezini alırsam şurada bir A artı 1 kalır, burada da 1 kalır. O zaman o halde A artı 1 artı 1 eşittir 48 diyebilirim. Burayı biraz düzenlersem A'ya A artı 2 ekleyip çarpınca, yani A ile A artı 2 çarpınca 48 yapacak. O zaman ben şunu düşünürüm. Ulan şunla şunun arasında kaç fark var? Söyle söyle kaç fark var? 2 fark yok. 2 fark var. Aralarında 2 fark olup da çarpımları 48 olan hangi sayı var? 6 ile 8 değil mi? O zaman bunu 6, bunu 8 seçerim. Ve A kaçtır diye sormuştu bana. Cevabı da taş gibi 6'dır hocam diyebilirim. Devam. 91 santimetre ve 126 santimetre uzunluğunda çok sıcak. İki ayrı demir çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bak şimdi bir tanesi 91 santimetre. Şöyle gösterelim. Diğeri de bunun biraz daha büyüğü 126 santim. Hemen kenarlarına yazalım. Bu 91 santimetre. Bu da 126 santimetre. Eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Çubukları ayrı ayrı en az kaç yerden kesilmelidir diye sormuş. Ayrı ayrı kaç yerden kesilmelidir. Şimdi güzel. EBOB ve EKOK problemlerinde şunu asla unutmayın. Bir şeyleri parçalıyorsanız EBOB kullanacaksınız. Ama parçaları bir araya getirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız o zaman EKOK kullanacaksınız. Burada bir parçalama işlemi var. O zaman EBOB'u kullanacaksın kardeşim. Şimdi hocam 91 ile 126'nın EBOB'unu mu kullanacağız yani? Aynen onu kullanacaksın. Başka bir şey değil. Ta kendisi. Şimdi o zaman biraz düşünmekte fayda var. Bu 91 dediğim sayı, örnek veriyorum, 7 kere 13'tür. Bu 126 dediğim sayı da 7 kere 18'dir. Peki hocam bunu niye yazdık? Ben 7'nin ikisinin de 7'nin katı olduğunu biliyordum ben önceden. Sen de mesela farklı sayılar için bildiğin varsa hemen onu yaz. Çünkü böyle daha kolay olur. Şimdi ortakları buldum. Yani ortak bölenlerin içerisinde mutlaka 7 mevcut. Şimdi şuraya bakıyorsun. Geriye ne kaldı? 13 ile 18. 13 ile 18 aralarında asal hocam. Evet, aralarında asal. Güzel. Aralarında asalsa buradan gelen bir bölen yok. Sadece 1 var. O zaman şurada bulduğumuz 7 var ya, bizim EBOB'umuzmuş aslında. Yani ben bu 91 ile 126'yı yan yana yazıp bunlar kaça bölünür, kaça bölünmez, ikisini de böldüm mü işaretleyeyim, onları çarpayım, uğraşmadım. Hani şöyle düz bir çizgi çekip de yana yazıyorduk ya, 2, 3, 4, 5 diye yazıyorduk ya. O yok işte. Onu yapmadım. Demek ki bunların EBOB'u neymiş? 7. Ya hocam burada demir çubuklar var, sen EBOB buluyorsun, 7'yi buldun. Bu 7 bizim ne işimize yarayacak? Çok işimize yarayacak. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi en az kaç yerden kesilmeli diyor ya, hepsini de eş uzunluklara ayıracağız diyor. Yani şundan bahsediyor. Şuradan şöyle şöyle parçalara ayıracağım diyor, ama burada ayırdığım parçalar da her iki çubukta da diyor eşit uzunlukta olacak diyor. Bütün ayırdığım parçalar eşit uzunlukta olacak diyor. İşte o bulduğumuz 7 de ne biliyor musun? Her bir parçanın uzunluğu olması gerekiyor arkadaşlar. Her bir parçanın uzunluğu 7'ymiş. Yani diyor ki sen bu 91'i 7 santimetre 7 santimetre diyor parçalara ayır, kes diyor. Peki iyi de ben böyle sayacağım mı yani 126 için 18 defa şöyle parçalara ayırıp sayacağım mı? Yani çünkü 7 kere 18. Yok, öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacaksın bak, ben sana bir tüyo daha vereyim. Şimdi şu bir çubuk. Sen bunu iki eşit parçaya ayırmak için tek bir yerinden kesersin. Bu da farklı bir çubuk. Sen bunu 3 parçaya ayırmak için iki yerden kesersin. Bak bu da bir çubuk. Sen bunu
4 parça ayırmak için 3 tane yerinden kesersin. 2 parça bir yerden kestik. 3 parça 2 kere kestik. 4 parça 3 kere kestik. E güzel. Şimdi ben bu 126'yı mesela 7'ye bölünce 18 geliyordu ya hani. 18 tane parça elde edebilmek için 17 kez kesilmeli. Buradan da üsttekinden de 13 parça elde etmek için 12 kez kesilmeli. Çünkü kaç yerden kesilmeli diye soruyor. Kaç parça ayrılır demiyor. O zaman 12 ile 17'yi toplarsın. Hocam cevap 29. Ben bunları 29 kere kesersem hem olabilecek maksimum uzunlukta hem de hepsini eşit biçimde parçalara ayırmış olurum diyebilirsin. Devam. Ankara'dan İstanbul'a 6 ve 15 saatte bir otobüs gönderen iki şirket aynı saatte ilk otobüslerini gönderiyor. 6 ve 15 saatte bir Ankara'dan İstanbul'a biz otobüs gönderiyoruz. Saati gelince hadi kalk diyoruz. Hani şu hareket saati geçmiş otobüs kaptanlarının dikkatine de bir anons. Hani gönderiyoruz biz onları. Peki aynı saatte ilk otobüslerini de göndermişler. İkinci kez birlikte aynı saatte otobüs gönderdiklerinde toplam kaç sefer yapılmış olur diye soruyor. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Ben belirli bir saatte mesela saat sabah 5'te diyelim. 05 çift 0'da sallıyorum bunu. İki şirketin de otobüsünü ben Ankara'dan İstanbul'a gönderdim Aşti'de. Peki bir tanesi 6 saat sonra diğeri de 15 saat sonra ikinci seferini yapacak. Şu daha seyrek yapıyor. Şimdi ben ne yapmış oluyorum aslına bakarsan? O ufak zaman dilimlerini alıp birleştirip ikisinin de aynı anda gittiği bir sefer bulmaya çalışıyorum. Parçaları birleştiriyorum. O halde ne yapmam lazım? Tabii ki ekok yapmamız lazım. Özellikle böyle saat problemlerinde ekoku çok kullanırsın. Haberin olsun. E madem öyle 6 ile 15'in ekokunu nasıl buluruz? İkisinin de hemen en küçük bir ortak katını düşün. 30. İkisinin ortak katı 30. En küçük ortak katı 30. 60 da olur ama en küçüğü olduğu için. Ekok yani en küçük ortak kat. Madem öyle 30 diyeceğiz. Bu 30 nedir biliyor musun? 30 saat sonra bu bulduğum ekok o manaya gelir. 30 saat sonra bunlar hani sabah 5'te yapmışlardı ya aynı anda bir sefer. İkinci sefer 30 saat sonradır aynı anda yaptıkları. İlk sefer 30 saat sonradır. Güzel. O zaman şöyle diyeceğiz biz. 30 saat sonra da şurada yaptılar. Güzel. Şimdi 30 saat geçireceğiz. Şimdi madem öyle 6 saat geçti bir sefer daha. 6 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 geçti bir sefer daha. Bak 30 saat yaptı şu an. 6 30 yaptı. 12 saat pardon 15 saat geçti. Bir sefer yaptı. 15 saat geçti bir sefer daha yaptı. Bak denk gelmiş oldular. 15 15 30. Şimdi diyor ki bana ikinci kez birlikte aynı saatte otobüs gönderdiklerinde yani şurada toplam kaç sefer yapılmış olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 9 sefer yapılmış olur sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi devam. Diyoruz ki X ve Y aralarında asal 2 sayıdır. X ile Y'nin ekoku 345'miş ve X'e 60 bölü y'yi eklediğim takdirde de 27 sonucuna ulaşıyormuşuz. Y kaçtır diye soruyor. Şimdi bak aralarında asal iki sayının ebobu 1'di. Ekoku neydi? Bunların çarpımı. Madem öyle aslına bakarsan x kere y 345'in de ta kendisiymiş. E güzel. Ben şunu bir bileşik kesre çevirsem nasıl yapıyorduk? X ile y'yi çarpıyorduk üstüne 60 ekliyorduk. X kere y artı 60 bölü y eşittir 27 oluyormuş. E güzel kardeşim ben x kere y'nin kaç olduğunu biliyorum. 345'miş işte. E bu burası 345 değil midir o zaman? Evet 60 ekle üstüne 405. Şimdi 405'i y'ye bölünce de sonuç 27 çıkıyormuş. He o zaman şunu düşüneceğiz biz. Lan 405'i kaça bölersem 27 gelir? Onu da şöyle bulursun. 405'i 27'ye bölersin. Sonuç y olur. Hadi bakalım. Bölelim. 40'ın içinde 27 bir defa. 27 çıkardım. 13. 5'i aşağı indirdim. 135'in içerisinde 27 kaç defa? Tabii ki 5 defa. 5 kere 27. 135 çıkardım 0.
Y kaçmış arkadaşlar? 15'miş. Bana neyi sormuştu? Y'yi sormuştu. O zaman Y'yi bulduk. Cevap 15 dersin. 46. sayfamız devam. X, Y sayıları için ebobları 2 ve ise demiş X kare ile Y küpün ebobu kaçtır diye sormuş. Düşünelim biraz. Şimdi X'i ben 2M seçerim. Y'yi de 2N seçerim. Madem ebobları 2, madem öyle buradaki M ile N'nin de aralarında asal olması da şart hocam. Aralarında asal. Güzel. Şimdi bana bir x kare lazım. Şimdi x 2m ise x kare nedir? 2m'nin karesi. 2m'nin karesi bu x karedir. Y küp kaç olur o zaman? O da 2n'nin kübü olur. Güzel. Şöyle yazalım. 2m'nin karesi 4m karedir. 2n'nin kübü de 8n küptür. Şimdi bu x kare, bu y'nin kübü. Şimdi m ile n aralarında asal olduklarından m kare ile n küp de aralarında asaldır diyeceksin. Peki 4 ile 8'in ebobu kaçtır? Hocam bunların ebobu zaten direkt belli. 4 küçük olan, değil mi? Bölünüyor ikisi de 4'e. Madem öyle x kare ile y küpün de ebobu 4'tür diyeceksin güzel arkadaşım. Devam. Ekok. 6'nın küpü 8'in 4. kuvveti ve k. 12 üzeri 6'ya eşitmiş. Koşulunu sağlayan kaç tane k pozitif tam sayısı vardır? Şimdi bu 6'nın küpü dediğimiz sayı aslına bakarsan 2'nin küpü çarpı 3'ün küpünün ta kendisi. Aynı şekilde 8'in 4. kuvveti dediğimiz şey de 2'nin küpünün 4. kuvveti olduğundan 2 üzeri 12'nin ta kendisidir. Ve bir de k sayımız var. K sayısı da 2 üzeri a, 3 üzeri b, 5 üzeri c falan olabilir. Bu şekilde devam edebilir. Ama ben bu ABC'yi bilmiyorum kaç olduklarını. Bunların da ekoku kaçmış arkadaşlar? 12 üzeri 6. Yani 2'nin karesinin, 2'nin karesi çarpı 3'ün 6. kuvveti diyelim. Bu da 2'nin 12. kuvveti çarpı 3 üzeri 6 yapar. Bak 2'nin karesi çarpı 3 diye yazmamın sebebi 12'nin asal çarpanlarına ayırmış hali budur. 2'nin karesi çarpı 3'ün 6. kuvvet dedim. Ve doğal olarak da ekokumuz kaç geldi? İşte şuradaki sayı geldi. Güzel. Şimdi ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız. Ben bu ekoku nasıl buluyordum? Şöyle ilk sayfamıza dönecek olursak. Bak diyordum ki şunlardan büyük olanlarını seçtiğin zaman ekoku bulursun. Seçip çarpacaksın. Madem öyle aşağı inelim. Demek ki şunlardan mesela 2'nin küpü 2 üzeri 12 ve 2 üzeri a. Bunlardan büyük olanını seçmiş ve demiş ki 2 üzeri 12 bunlardan büyük olanı. Yani şu. O zaman buradaki a. Diyor ki bak bu k pozitif tam sayısı vardır. O zaman buradaki a 1'den 12'ye kadar bütün ama bütün tam sayılar olabilir. 1'den 12'ye kadar. Niye? Orası 12 de olsa 2 üzeri 12 mi büyük? 2 üzeri 12 mi büyük? 2 üzeri 12 derdik. Burası 11 olsa 2 üzeri 11 mi büyük? 2 üzeri 12 mi büyük deriz? 2 üzeri 12'yi alırız gibi. Demek ki buradaki a 1'den 12'ye kadar her şey olabilir. Devam. Şimdi bir de 3 üzeri 6'mız var tabi burada. Burada bir 3'ün küpü var. Burada 3 yok. Burada bir 3'ün b'ninci kuvveti var. Hangisi büyükmüş? 3 üzeri 6. Ulan bu değil. Burada zaten yok. O zaman bu 3 üzeri 6'nın ta kendisiymiş. Güzel. Yani 5 üzeri c dedi bir şey yokmuş o zaman. Başka çünkü ekokun içerisinde başka bir çarpan kalmadı. Madem öyle bu da 3 üzeri 6 ise buranın alabileceği tek bir değer var. O zaman A'ya göre mi değişir bu K'nin kaç tane pozitif değeri olduğu? Evet. Hatta ben A'nın pozitif değeri diye düşünerekten bu A'ya sıfırı da vermeyi ihmal ettim. Sıfırı da verebiliriz çünkü K'nin pozitif değerinden bahsediyordu. Madem öyle sıfırdan 12'ye kadar kaç tane sayı vardır? 13 tane sayı vardır. 13 tane A değerimiz varsa 13 tane de K değerimiz vardır deriz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. Kenarları 3, 4 ve 6 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutular bir araya getirilerek en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. Buna göre en az kaç tane kutu gerekir? Yani şöyle 3, 4 ve 6 olsun şöyle. Şöyle yapalım. Kibrit kutusu gibi bir şekil düşün. Şurası 3, şurası 4, şurası da 6 olsun. Tamam mı? Bu kibrit kutularını işte yan yana üst üste getirerek eskiden ne vardı? Toy box mu vardı? Öyle bir şey vardı.
Onları yan yana getirerek bir küp oluşturmaya çalışıyoruz. Küpün özelliğine bütün ayrıtları birbirine eşit olan aslında dikdörtgenler prizması diyebiliriz. Peki ama ne olacak? Bütün kenarları eşit olacak. Şu an öyle bir durum söz konusu mu? Değil. İşte bunları bir araya getireceğiz. Yan yana, arka arkaya, üst üste koyup yan yana getireceğiz ve küp oluşturacağız. En az kaç tanesi yan yana getirilmeli ki bir küp oluşturulsun diyor. Parçaları mı birleştiriyoruz? Parçaları birleştiriyorsak ne yapıyorduk? Tabii ki ta kendisini yapıyorduk. Madem öyle ben 3'ün, 4'ün ve 6'nın ekokunu bulacağım. Ki çok bariz bellidir 12 olduğu. Bunların ekoku sevgili gençler 12'dir. Bu bulduğumuz 12 ne biliyor musun? Oluşturmamız gereken küpün bir ayrıtı. Yani ben şöyle bir küp oluşturacakmışım. Böyle bir küp oluşturacağım ve bu küpün bir ayrıtı 12 olacak. 12 olacak ve 12 olacak. Bütün ayrıtlar 12 olacak. Peki nasıl, kaç tane yan yana getirebiliriz? Onu da şöyle yaparsın. Küpün, oluşturduğun küpün hacmi nedir? Bütün ayrıtlarının çarpımı. Oluşturacağın bu küp nelerden oluşuyor? Dikdörtgenler prizmalarından. Madem öyle onun hacmi nedir? 3 çarpı 4 çarpı 6'dır. İşte sana bu kibrit kutularının sayısını veren ifade budur. Bütün hacmi, en büyük hacmi, o küçük parçaların hacimlerine bölersen işte bu kadardan oluşmuştur diyebilirsin. 12'yi 3'e böldün 4, 12'yi 4'e böldün 3, 12'yi 6'ya böldün 2, 2 kere 3 6, 6 kere 4 kaç yapar? 24 yapar. Demek ki 24 tane bu şekildeki kibrit kutusu, kibrit kutularından yan yana, arka arkaya ve üst üste getirerekten sen bir küp oluşturuyorsun. Güzel. En az sayıda kullanarak bir küp oluşturuyoruz. Önemli olan tarafı bu zaten. Yani bu konunun işe yaramasının sebebi bu. En az sayıda yan yana getireyim ki az malzeme kullanarak aslında istediğin işi yapmış oluyorsun gibi. 590 ve 323 sayıları en büyük hangi pozitif sayıya bölünmelidir ki sırayla 14 ve 17 kalanlarını versin diyor bize. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. 590'ı da 323'ü de ben bir sayıya böleceğim ve bundan 14 kalanını, bundan da 17 kalanını verecek bize. E şimdi düşünelim, kalan veriyor ya, kalan veriyor. Kalan vermemesi için ne yapmam lazım? Mesela 590'ı bir sayıya böldüm, kalan 14. O kalanın olmaması için 590 değil de 590'ın 14 eksiği olan 576'yı eğer o sayıya bölmüş olsaydım tam bölerdim. Veya 323'ü o sayıya bölmektense 323'ten 17'yi çıkarırdım ben ve derdim ki 306 kalır, 306'yı da tam bölerdim. O zaman mantık şu, soruyu artık ben değiştiriyorum. 576 ve 306'yı tam bölen en büyük sayı hangisidir? Bu ne demek biliyor musun? 576 ile 306'nın en büyük ortak böleni. İkisini de bölecek. En büyük bölenini arıyoruz. Ne demek bu? Ortak bölen. Hangisi en büyüğü? Yani OBEB veya EBOB. Şimdi ikisini de EBOB'unu bulacağız. Bunu şu şekilde bulalım. Yan yana ayıralım. Çünkü 576 ve 306'yı kolay bir şekilde göremeyebilirsin EBOB'unu. Hani bir 30'la 12 falan değil. 2'ye bölünür ikisi de. Bunu 2'ye böldüğüm takdirde 2, 17'nin içerisinde 8, 16'nın içerisinde 8 defa var. 288, bunu 2'ye böldüğümde ise 153 gelir. Şimdi ikisi de 2'ye bölünmüyor. Ben 2'ye bölerek devam edeyim ama. 2'ye böldüm 144, burası 153. Bu arada 2, ikisini de böldüğü için onu işaretledim. Tekrar 2'ye bölüyorum, 72'ye 153. Tekrar 2'ye bölüyorum, 36'ya 153. Tekrar 2'ye bölüyorum 18'e 153 ve tekrar 2'ye bölüyorum 9'a 153. Şimdi ikisi de 3'e bölünür. Hatta ikisi de 9'a bölünür. Niye ikisi de 9'a bölünür? Çünkü rakamları toplamı 9'un katı. Güzel, o zaman direkt 9 yazıp işaretleyelim, kurtulalım. Yoksa 3 3 yazacaktık, ikisini de işaretleyecektik. Çarpınca gene 9 olacak. Madem öyle, hangilerini işaretledik? 2 ve 9'u mu? Çarpımları 18'dir ve cevap da budur. Hangi sayıya bölünmeliymiş 18, 14 ve 17 kalanını bulmak için 18? Ki gerçekten hadi biraz kontrol edelim. 590'ı gidin 18'e bölün arkadaşlar. 59'un içerisinde 3 defa var. 3 kere 18 54 yapar. Çıkardım 5, 0. 50'nin içerisinde 18 2 defa var. 2 kere 18 36 çıkardım. 14 kalanını verdi bak, mis gibi. 323'ü de sen böl 18'e.
17 kalanını veriyor mu diye kontrol et. Tamam. Ve sevgili gençler, yanlış hatırlamıyorsam son soruyu da aynen. EBOBEKOK konumuzun artık son sorusu bu konu anlatımında. Bunu da çözdükten sonra bir diğer videoda rasyonel sayılara geçmiş olacağız. Dedim ya, zaman hızlı geçiyor. Video bile hızlı bitti yani. Evet. Devam. Diyor ki x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere a 4x-1'e, 6y-1'e, 7z-1'e hepsine eşitmiş. A sayısının alabileceği 3 basamaklı en küçük doğal sayı, bak. 3 basamaklı olduğu bizim için önemli. Şimdi ben şurada verilen eşitlik var ya, şu eşitlik. Bu eşitlik de sevgili gençler, şunu biliyorum. Bu A sayısı 4'ün katından 1 eksik, 6'nın katından da 1 eksik, 7'nin katından da 1 eksik. Ulan lanet olsun diyeceksin. Buraya 1 ekleyeyim ben, hepsine 1 ekleyeyim diyeceksin. Ben buraya 1 eklersem şu gider, eksi 1. Buraya 1 eklersem bu da gider, bu da gider. Eşitliğin 4'üne de eklediğin için 1 eklemek hiçbir şeyi değiştirmiyor. O zaman şunu söyleyebilir misin? Artık benim A artı 1 diye bir sayım var. Bu sayı hem 4'ün hem 6'nın hem de 7'nin tak kendisidir, katıdır. Katının ta kendisidir. Konuşamadık ya. Katının ta kendisidir. O zaman 4, 6, 7'nin ben ortak katını bulayım. En küçüğünü bulayım. 3 basamaklıya geçeriz sonra. 4'ün, 6'nın ve 7'nin en küçük ortak katı nedir diye düşüneceğiz. 6 ile 7 zaten oranında hasar oldukları için en küçük ortak katları 42'dir. 42 ama 4'ün katı değil. O zaman 2 ile çarptım. Madem öyle, hani 2'nin katı çünkü 42. 84. Bulamıyorsan şu şekilde yazacaksın, hepsini ayıracaksın, hepsini çarpacaksın. Ama ekokları bunların ne gelecek? 84. Hatta alıştırma olsun diye senin için de yapayım. 2'ye böldüm 2, 3, 7. 2'ye böldüm 1, 3, 7. 3'e böldüm 1, 7'ye böldüm. Burası da 1 oldu artık. Şöyle 7, 1 diyelim. Hepsini çarparsan 4 kere 3, 12, 12 kere 7, 84. Şimdi bu ekok 84 geldi, ne işe yarayacak? İşte şu şartı sağlayan ilk sayı 84 değil aslında. A artı 1 84. A kaç olur burada? 83 olur. Şimdi sen bu şartı sağlayan ilk sayıyı buldun, 83. Fakat 3 basamaklı sormuş. O zaman şöyle yapıyorsun. 4'ün 6'nın 7'nin ortak katını, yani 84'ü ilk bulduğun sayıya ekliyorsun. Eklersen de 167 gelir, bu da senin cevabın olur. Gerçekten sen 167'yi 4'e böldüğün zaman, 167'yi 4'e böldüğün zaman kalan 3 verir. Çünkü 1 eksik diyor ya, ondan kalan 3 diyorum. 6'ya böldüğün zaman da kalan 3, 7'ye böldüğün zaman da kalanı 3 bulursun. Eksi 1 dediği için kalan 3 değil, burası 5, burası 6 bulursun kalanların diyebiliriz. Bak 4x eksi 1, yani 4'ün katından 1 eksik olduğu için 4'e böldüğün zaman 3 kalanını, 6'nın katından 1 eksik olduğu için 6'ya böldüğün zaman 5 kalanını, 7'ye böldüğün zaman da 1 eksik olduğu için 6 kalanını elde etmiş olursun. 167'yi bu sayılara böldüğünüz takdirde. Evet gençler, son sorumuzdu bu videomuzun. Sonraki videoda, yani rasyonel sayılar videosunda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma.